Sayın seyirciler biliyorsunuz Türkiye'de bar, bal meselesi hep sorunlu bir meseledir. Hakiki bal, sahte bal tartışması hep yapılır. Bütün bu tartışmalar sürerken Türkiye'de Tekirdağlı bir arıcı ürettiği balla dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya aldı. Peki neymiş işin sırrı? İşin sırrını da gerçek balın hikayesini de Özay Era'da anlattı. gerçek mi yoksa sahte bal mı yiyoruz endişesi yaşarken piyasada gerçek bal pahalı olur söylemi devam ederken Tekirdağ'da bir üretici dünyanın en kaliteli 3. balını yetiştirdi. Üstelik kilosu da 30 lira. Güneşe aşık çiçek, ay çiçeği ve arılar işbirliği yaptı. Ortaya bronz madalyalık bal çıktı. Esas madalya ay çiçek balının madalyasıdır. Benim değil yani. Üstelik o madalya Tekirdağ'ı en iyi ballarıyla bilinen Muğla ve Ordu'ya da rakip yaptı. Ay çiçeği arıyı besleyecek karşılıklı olumlu etkileşim sonucu bu bölge arıcılıkta gelişecek. Türkiye çok kaliteli bal yiyecek. Hasan Basri Topsak, Tekirdağ'ın Ergeni ilçesinin Kara Mehmet Mahallesi'nde yaşıyor. Emekli. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı arıcılık kurslarına katıldı. Yağıyla sofralara gelen ayçiçeğinden bal üretmeyi öğrendi. E çocukken arıyı gördük mü kaçıyorduk yani. Şimdi arıcılık yapıyor. Arılar benim çocuğum oldu. Ortalama 80 bin arı var bir kovanda. Ürettiği ayçiçek balıyla İstanbul'da düzenlenen 2017 Dünya Arıcılık Ödülleri yarışmasına katıldı. Bireysel kategoride monoflora, tek çiçek dalında Amerika ve Rusya'nın ardından üçüncü oldu. İlaç bulunmadı, antibiyotik bulunmadı, e, glikoz bulunmadı, e, arıya şeker verip de şeker bulunmadı. Ayçiçeği balı kristalize oluyor, donuyor. Nedeni içinde sadece ayçiçeğinden alınan fruktoz ve glikozun bulunması, yani saf olması. O mahsul de madalya getirdi. E tadına da bakmak lazım. Görünüm olarak belki dondurulmuş margarin yağı olarak algılıyorsunuz ama yediğinizde bal olduğu kesin. Balık kavanozlara koyup Ergene'de mahalle mahalle köy köy dolaşıyor. Bir kilo bal 30 liradan şu an veriyorum. İnsanlar gerçek, hakiki, doğal balı yesinler diye fiyatımızı daha fazla arttırmadık.